Kaçta geldi? 1'e doğru. Duymamışım. 40. uykundaydın sen. Kahve içince uyku tutmadı. Ben de gittim mutfakta oturdum. Atıştırdın. Ne alakası var canım? Ya yeme diyorum, dinlemiyorsun. Bırak şimdi beni Hilmi. Bana bak. Nereye gitmişler? Var mı kart harcaması? Ya senin kimlik kartına şimdi baktım. Kadıköy'de bir bara gitmişler. Sonra çorbacıya geçmişler. Başka bir şey yok. Ne kadar harcamış? Çok değil. Bu böyle hayalet gibi girdi kapıdan. Önce yanındaki kadını fark etmedim. İyi ki seslenmemişim. Sonra bir kıkırdama sesi geldi. Bekledim. Ses etmedim. Bizimkisi mutfakta ışığı görünce yanıma geldi. Anne, biz arkadaşımla odadayız. Haberin olsun dedi. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Tamam mı? İçkili miydi? Çok değildi ama iyiydi yani. Meşeliydi. Yanağında rujla kesin vardı. 40 yılın başı çapkınlık yapıyor seninki. Yahu yapsın da. Artık yaş 40. Hala anne babayla yaşıyor, ne bileyim işte. İşten ayrıldıktan sonra depresyondan çıkamadın. Naif çocuk seninki, ne yapacaksın? Yakın zamanda iş baktı mı hiç? Arada bir bakıyor, konuşuyor birileriyle. Çalışmasını istediğimizi düşünüp üzülecek diye ya hiçbir şey demedim. Deme zaten. Ah be oğlum ah, yani böyle yanımızda şey gibi. Ne gibi Hilmi? Yahu işte. Bizim oğlumuz o Hilmi. Ya Güzide, o benim canım ciğerim yani. Demem o ki, hani evli olsa karısıyla yanımızda kalsa falan. Ya bir gam yemem de, fakat adamın bu yaşta kendine ait ya bir yeri bir yurdu olmadı. Annesiyle babasının yaşadığı evde kadın kız getiriyor, gücüme gidiyor. Kısmet. Belki bundan sonra. Zor bundan sonra. Bak ne diyeceğim Hilmi. Bu kadınların evi yok mu? Ya ne bileyim ben. Sakın evli olmasın. Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Buraya geldiğine göre kendi evi müsait değil demek ki. Belki de. Kim bilir? Evli kadınla beraber olur mu seninkisi? Ya ne bileyim, sen demiştin ya geçen sefer eve geldiğinde getirdiği kadın evli diye. Biriyle telefonda konuşurken duymuştum. Kadının ayrılmak üzere olduğunu söylemişti seninkisi. Ama ne fark eder? Evliyle işi ne? Ya Güzide, yani milletin alak bekçisi miyiz biz? Doğru ama ben de istiyorum ki şöyle düzgün bir kadınla. Ya sen istediğini söyle. O istiyor mu? İstemiyor mu? İstese ne olacak? İş yok, güç yok, neyle geçinecek? Güzide, oğlan kendini güvenmiyor ya. Anlamıyor musun? Ancak benim senin kartla böyle idare eden kadınlar çalışmayan tövbe tövbe adam ister mi bu devirde? Benim oğlum efendi çocuktur. Dünya iyisidir. O kadınlar daha iyisini mi bulacak? Hem onun kimseye müdanası yok. Biz varız. Tabii varız. Ah ah, o işten ayrılmasaydı. Ayrılmasaydı mutsuzluktan kaybedecektik oğlanı Güzide. Hassas bizim evladımız. Bırak şimdi sızlanmayı da bana bak. Sonra ne oldu? Sonra ne? Gece gece. Sonra yattım. Bizim yatak odasının kapısını kapattım. Ayıp olmasın diye. E'si bir süre fısıldaşarak konuştular. Sonra seninkisi mutfağa gitti. Su aldı. Kapakta iki birası vardı. Onları da almış. Cila yapmışlar desin. Her neyse. Sonra sesleri kesildi. Sonra sesler yine geldi. Ne sesi geldi? Ay, ne bileyim işte. Kulak kabartmadım ama uykum kaçmıştı bir kere. İster istemez duydum. Ne duydun? Yahu ne bileyim. Bir adam, bir kadın odada ne yapar değil mi? Bak şuna ya, söyletecek illa. Yani merak ettim de ne var bunda canım? Merak etmişmiş. Neyse, dalmışım sonra. Sabah mutfaktan sesler geliyordu. Sen yine hor hordun. İkisi de acıkmış. Seninkisi menemen yapmış kadına. Kokusu geldi odaya kadar.
En iyi yaptığı şeyle hava atmıştır kerata. E'si yememişler de yalayıp yutmuşlar. Buzluktan 5 dilim ekmek çıkarıp ısıtmış seninkisi fırında. Tabaklar sıyrılmaktan yıkanmış gibiydi. Köfte hor. Nasıl da yatkın eli yemek yapmaya. Ahçı olsaymış keşke. Bize de yapsana bir menemen güzide böyle anlatınca canım çekti. Dur şimdi Hilmi. Canım sıkkın zaten. Menemen diyor bu da ya. Bunlar hala içeride yatıyorlar bilmem farkında mısın? Hadi canım. Aa bilmiyor musun? Kahvaltıdan sonra odaya geri döndüler. Gece uyumadılar tabii, normal. Normalmiş. Bize göstermek istemiyor sanırım kadının seninkisi. Ya bırak göstermesin, keyfine baksın. Ben onun yaşındayken 2 çocuk babasıydım. Erkek adam ihtiyaçları var. Kadın annesiyle babasıyla tanıştırıp ne diyecek? İkisi de utanır. Ciddi olsa keşke. Bir önceki kadını getirdiğinde seninkine sorduydum. Neyi sordun? Niye tanıştırmadın bizimle arkadaşını dedim seninkine. Niye bana söylemedin bunu? Ya erkek erkeğe konuşmak istedim ama sorunca yani canı sıkıldı seninkinin. Utandı, sıkıldı, önemsemedi falan diye geveledi. Üstelemedim ben de. Ah be oğlum. Bana bak Hilmi, aklıma şey geldi. Ne geldi? Acaba 1+1 ev mi tutsak? Belki biriyle ciddileşir sonra. İş bulmak için isteklenir ha? Bilmem ki. Şurada yakınımızda bir yerde tutarız. Yine biz de yer, içer. Ben orada temizlerim evini. Arkasını toplarım. Çamaşırını burada yıkarım. Hem gözümüzün önünde, kontrol altında olur. Ne dersin? Dur bizim emlakçıyı arayayım. Ne dedi emlakçı? Dedi ki 1+0'lar 2500'den başlamış. Yapma yahu. Koy üstüne şunu bunu, etti mi en az 4000? Çalışsaydı o yarısını karşılasaydı yarısını da biz verirdik. Ne zaman iş bulacak bu işsizlikte? Bilmiyorum ki. Ya sonra hepsi bize kalırsa. Yani sadece evin masrafıyla da bitmez. İçine yatak, koltuk, televizyon, ne bileyim bir sürü şey koymalı. Bir de onların taksitini öde. Hayatta geçinemeyiz biz de biz. Senin benim emekli evi anca idare ediyor. Ne olacak ya? Güzide, söyle bakayım bana, bir yılda kaç kere oldu bu böyle ha? Kaç kere ne oldu? Eve kadın arkadaş getirdi senin kızı. Bu kadınla birlikte 3 işte. Boşver, görmezden gel. Ya onca masrafa girmektense duyma, görme, konuşma. Ses geldi. Yapma ya. Salona geçiyorlar. Ya kalk Güzide, yavaşça yatak odasını kapatalım, rahat etsinler. Bir kahve yapsam bıraksam mutfakta. İçerler belki. Boş ver, oyalanma hiç. Bırak kendilerini yapsın. Hadi sessiz ol. Duymasınlar.